Merhabalar, ben Keşke Ben de Yapabilsem eğitmenlerinden Karamela Sepeti. Bu videomda sizlerle görmüş olduğunuz bu file çantanın yapımını paylaşacağım. Umarım sizler için eğitici bir video olur. YouTube kanalım karamela.sepeti. YouTube kanalıma abone olarak diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Beni takip edebilirsiniz. Yine Instagram adresinde karamela.sepeti. Oradan da her türlü sorularınızı bana ulaştırabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Tekrar merhaba herkese. Bu videomda bir önceki videoda yapmış olduğum motif çalışmasını karşılıklı getirip birleştirerek çantamızı oluşturacağız inşallah. Bunu yaparken motiflerin ön yüzleri şöyle gelecek şekilde koyuyoruz. Ondan da önce bir şey de belirtmek istiyorum. Şurada benim belirteçlerim var. Onlarla şöyle iki tane taktım buraya. Bunu yerlerini anlayabilmek adına bu çantamın üst kısmı, yani açık olan kısmı olacak. Motifimizi şöyle tuttuğumuz zaman üstte 1, 2, 3 tane kutuyu boş bırakıyoruz. Yan iki taraflarına bu şekilde ister başka bir şey takabilirsiniz. Varsa böyle belirleyicileriniz, onları takabilirsiniz. İkisine de aynı işlemi yaptım. Bunlar, bakın şöyle taktım. Bunlar böyle üstte kalacak. Çünkü çantamızın üst kısmı olacak. Buradan başlayacağız birleştirmeye. Altlardan birleştirip yan kısımda bitireceğiz. Sonra da kolumuzu yapacağız. Şimdi bunu yaparken tabii ki bunların karşılıklı gelmesine, kutucukların dikkat edeceğiz. Örneğin şöyle başladık. Şunlar şöyle ve bu şekilde doğru. Şimdi bu şekilde tam karşılıklı gelecek şekilde alıyoruz elimize. Gideceğimiz yöne doğru çeviriyoruz. Ve 3 zincir çekerek başlıyoruz birleştirmeye. 1, 2, 3. Hemen karşısının ortasına batıyoruz. 1, 2, 3. Yan tarafın ortasına batıyoruz. Yani ister sık iğne şeklinde içine batabilirsiniz, ister ortasına batabilirsiniz. Artık nasıl yapıyorsanız. 1, 2, 3. Karşı tarafa. Dediğim gibi bunları kaydırmamaya, kutucuklara dikkat ederseniz motifler tam karşılıklı şekilde birleşeceklerdir. 1, 2, 3 karşı taraftan. 1, 2, 3 bu taraftan. 1, 2, 3 karşı tarafa. 1, 2, 3. Şimdi şöyle biraz yaptım göstermek için. Şöyle bakın, açtığınız zaman aynı burada yaptığımız işlem gibi, hiçbir birleştirme olduğu belli değil, gördüğünüz gibi. Bu şekilde devam edip başa kadar geleceğiz. 1, 2, 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Bu çantanızı bitirdikten sonra eğer dilerseniz, hani içine koyduklarınızın görünmemesini isterseniz, içine bir astar da yapabilirsiniz. Krem renginden bir astar olabilir. O zaman da gayet güzel olacaktır. O şekilde kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde açık da kullanabilirsiniz tabii ki. Bu sizin zevkinize kalmış. Evet, bu şekilde devam ediyorum ben. Şimdi gördüğünüz gibi bir kenarını tamamladım. Bu köşeyi yapacağım. Böyle tekrar buraya kadar geleceğim. Ben bu sırayı sonuna kadar bitireyim. Tekrar burada nasıl ne yapmamız gerektiğini anlatayım inşallah. Evet, ben 3 zincirle baştan sona kadar geldim. İki parçamızı birleştirdim. Şöyle gösterecek olursam, bakın gördüğünüz gibi arada hiçbir birleştirme olduğuna dair bir belirti gözükmemekte. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra şimdi kol kısımlarını yapacağız. Kol kısımlarını yapmak için de şimdi ben iplerimi, onu da belirtmek istiyorum. Şöyle yeni bağladığım iplerin uçlarını henüz bir şey yapmadım. Tüm çanta bittikten sonra onları birkaç zincirin içinden geçirdikten sonra ya yakarak ya da silikonla yapıştırarak sağlamlaştıracağım. Çünkü makrome çok sökülen bir ip. Buna dikkat etmemiz gerekmekte. Şimdi burada kolumuzu yaparken şimdi taktığımız o belirteçler var, iki tane. Bu iki noktanın arasında gidip gelerek azaltarak yapacağız. Onun için yeni ipimizi şöyle ben buradan şu belirteci taktığımız kutucuğun içinden geçirdim ve başlıyorum zincirimi çekmeye. 1 2 3 4 5 6 7 ve döndürüyorum işimi. Hemen yanındaki kutucuğa batıyorum. Tekrar 7 zincir. 2 3 4 5 6 7. Yanındaki kutuya batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Yanındaki kutucuğa batıyorum. Şimdi son ilmeğe geldik. Son kutucuğa, yani yine belirtecinin olduğu kutucuğa. Buraya batarken 1, 2, 3 zincir çekip doluyoruz. Ve yine 3 seferde çekiyoruz. 1, 2, 3. Çünkü bir tane eksilterek devam ediyoruz. Artık eksiltme işlemini yapmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Tekrar yanındaki kutucuğa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yana batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 değil. Evet, son kutucuğa geldik. Yine 3 tane çekiyoruz. 1, 2, 3 doluyoruz ve 3 seferde çekiyoruz. 1, 2, 3. Şimdi tekrar 7 zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Döndürüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu işlemi 2 kutucuk kalana kadar yapıyoruz. Yani şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi yine sonuncudayız ama bu sefer 7 zincirimizi çektik ve batıyoruz. Çünkü artık kolu uzatma işlemine geçiyoruz. Gördüğünüz gibi 2 kutucuk kaldığı zaman sonunda buraya battık. Şimdi kolumuzu yapmaya buradan başlıyoruz. 2 kutucuk kaldı. Şimdi dönüşler için 7 değil de 8 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dönüyoruz. Kutucuğun içine batıyoruz. Şimdi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi yine kutucuğun içine batıyoruz. Şimdi 8 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dönüyoruz. Yine kutunun içine batıyoruz. Şimdi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kutuya batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Döndürüyoruz. Kutucuğa batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. batıyoruz. Şöyle gösterecek olursam, bakın kutular 2-2 ilerlemeye devam ediyor. Dönüşlerde 8, arada 7 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Döndürüyoruz. Kutucuğa batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yandaki kutuya batıyoruz. Şimdi tekrar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dönüyoruz. Kutucuğa batıyoruz. Şimdi bu işlemi uzunluğunun ne kadar olmasını istiyorsanız kolunuzun, yani omzunuza atarak mı kullanacaksınız yoksa elinizde tutarak mı kullanacaksınız, nasıl kullanmak istiyorsanız, nasıl kullanınca daha rahat edeceksiniz ona göre uzunluğunu ayarlayacaksınız. Yani şu ördüğümüz kutucukları istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. İster omuza atıp böyle daha salaş bir şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz normal bir market poşeti gibi sadece elinizde tutarak da kullanabilirsiniz. Bu size kalmış, dediğim gibi. Bu işlemin aynısını, yani burada yaptığımız şu iki kutucukla başlayarak, şu iki belirteç arasında başlayarak yaptığımız, birer tane azaltarak sonra da kolu, gördüğünüz gibi kolu yaptık. Bu şekilde yaptığımız bu işlemin aynısını bu tarafta da yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi yine iki kutucuğumuz var burada. Burada da aynı işlemi yapacağız. Ondan sonra yine kol kısmına geçip başlayacağız. Ve bu iki ördüğümüz kısmı artık dilediğimiz uzunlukta ördükten sonra ikisini birleştireceğiz. Şimdi ben bu diğer kısmı da yapacağım. Ve boyunun ölçüsünü kendime göre ayarladıktan sonra birleştirme kısmında, yani son kısımda tekrar sizlere anlatacağım. Evet, ben kollarımı istediğim ölçüde ördüm. 15 sıra bir taraftan şu şekilde ikili kutucuklardan 15 sıra ördüm. Ve burada ipimi kestim, içinden geçirip çakmakla yakarak birleştirdim. Diğer taraftan da yine aynı şekilde yaptığımız gibi eksiltmeler yaparak iki kutucuğa düşüp sonra o iki kutucuğun üzerine 14 sıra yaptım. Şimdi 15. sırada da birleştirmeyi yapacağım ve bu şekilde bitireceğim. Şimdi birleştirmeyi yaparken de yine iki motifi karşılıklı birleştirirken yaptığımız gibi 3 zincirimizi çekeceğiz. 1, 2, 3. Bunların şu şekilde düz olduklarından, yani düz geldiklerinden emin olun birleştirirken. Karşılıklı getireceğiz. Ve şöyle tam ortasına değil de köşeden olacak şekilde içinden geçirip sıkılayacağız. Tekrar 3 zincir. 1, 2, 3. Buradaki kutucuğa şöyle bunu ortalı şekilde. Tekrar 3, 1, 2, 3 zincir. Karşıdakine. Karşıdakine batarken de yine şöyle köşeden doğru, biraz ortadan değil de batarsak yine şu yanlardaki gibi duracaktır. Şimdi tekrar 3 zincir. 1, 2, 3 ve sonuncu batmamızı da yapıyoruz. Yine buradan şöyle biraz köşeye doğru batıyoruz ve birleştiriyoruz. Evet, şöyle gördüğünüz gibi çantamızı birleştirdik. Evet. Ve çantamızı tamamladık. Gördüğünüz gibi. Çok güzel, sevimli bir çanta oldu. Şunları da çıkartayım. Evet, ilk başta yaparken bunlar gerçekten işe yarıyor. Temin ederseniz siz de faydalanabilirsiniz bu tarz şeylerde. Evet, Bunları da çıkarttık. Şimdi en son olarak tabii ipimizi keseceğiz. Burada yine diğer ip geçişlerinde kalan iplerim var. Bunları zincirlerin içinden birkaç sıra yürüttükten sonra çakmakla yakarak sıkılayacağım. Sağlam olmasını istiyorum. Sökülmesini istemiyorum. Çünkü şöyle gösterecek olursam bilmeyenleriniz varsa bu ip çok sökülmeye müsait bir ip. Ucundan tutup şöyle bir çekildiği zaman bakın gördüğünüz gibi örgü gibi sökülüp giden bir ip. O yüzden yakmayı ihmal etmeyin. Çantamız hazır. Güle güle kullanın. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.